Gelen son dakika haberine göre emekli asker, terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, Suriye'de yeni bir operasyonun çok yakında olabileceğini iddia etti. Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde terör örgütü PKK-YPG'nin sızmalarını değerlendiren emekli asker, terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, yeni bir operasyonun yakın zamanda olacağını iddia etti. Yaklaşan bir sınır ötesi operasyon var bence. Barış Pınarı bölgesinde insanların evlerine ekmek götürebildiği bir hava var. Neredeyse her gün burada sızma girişimleri oluyor. Burayı kan gölüne çevirmek istiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede kafalarına vuracağız diyor. Ben terör bataklığını kurtaracağımıza eminim. Bu bataklığın temizlenmesi lazım. ABD ve Rusya burada yapmaları gerekeni yapmadı. Sürekli süreci uzattı. Cumhurbaşkanımız Suriye ile ilgili mesajlar yolladı ancak kimse bir adım atmadı. Bu açıdan ben önümüzdeki günlerde bir operasyonun geleceğini düşünüyorum. Neşteri yaraya vurup bu işi kökünden tamamlamalısınız. Irak'ta merkezi hükümetle de bir operasyonun yapılacağını düşünüyorum. Öte yandan Alman savaş gemisinin Libya'ya gıda ve boya götüren Türk gemisine yönelik baskınından sonra yeni tedbirler gündeme geldi. Avelsan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Akdeniz'e trafik gözetleme istasyonları kuracak. Böylece Türkiye Doğu Akdeniz'deki her gemiden anında haberdar olacak. İrini Harekatı kapsamında uluslararası hukukun hiçe sayılması ve Türk bandıralı ticari geminin basılması alınacak tedbirleri gündeme getirdi. Türkiye Doğu Akdeniz'deki her gemiden anında haberdar olacağı sistemi de seneye devreye alacak. Ulaştırma ve Altyapı Başkanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilmesi planlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi 2021'de tamamlanacak. Bu kapsamda Havelsan tarafından geliştirilen yerli ve milli yazılım önümüzdeki yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Doğu Akdeniz'de de hayata geçirilecek. Proje kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir gemi trafik hizmetleri merkezi ile iki trafik gözetleme istasyonundan oluşan gemi trafik hizmetleri sistemi kurulacak. Kurulacak gemi trafik hizmetleri sistemi Mersin gemi trafik hizmetleri ile entegre edilecek. Oradan da Ankara'daki merkez sistemle irtibat kurularak Türkiye Doğu Akdeniz'deki her gemiden anında haberdar olacak. Öte yandan Libya'ya insani yardım malzemesi götüren Türk gemisine baskın yapılması emrini veren Yunan komutanın ismi açıklandı. Birleşmiş Milletler'in Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği tarafından Akdeniz'de başlatılan tartışmalı İrini operasyonu kapsamında geçen pazar gecesi Türk bandıralı Roseline A gemisinin aranmasının yankıları sürüyor. Ankara'nın sert tepkisine yol açan olayda Türk yük gemisi Yunanistan Deniz Kuvvetleri'nden bir komutanın sevk ve idaresinde yapılan İrini operasyonunda görevli Hamburg adlı Alman fırkateyni tarafından Mora Yarımadası'nın güneybatısında uluslararası hukuka aykırı şekilde durdurulup aranmıştı. Türkiye'nin tepkisi üzerine askerler gemiden ayrılmıştı. Gemide insani yardım malzemeleri bulunduğu anlaşılmıştı. Yunan Tanea gazetesi Alman fırkateynine arama emrini 55 yaşındaki Yunan Tu Amiral Theodoros Mikropoulos'un verdiği yazdı. Mikropoulos, İrin Operasyonu denizdeki unsurlar komutanlığını Ekim ayında İtalyan Tümamiral Fabio Austini'den devralmıştı. Bu arada Roseline A baskını akıllara Haziran ayında yaşanan bir başka olayı getirdi. Yunan medyası, İrin Operasyonu'nda görevli Yunan Spetses fırkateyninden havalanan Sikorsky tipi bir askeri helikopterin 10 Haziran'da Libya'ya gitmekte olan Cirkin adlı Tanzanya bandıralı yük gemisinde arama yapmak istediğini aktarmıştı. Ancak Türkiye tarafından Cirkin gemisi Türkiye Cumhuriyeti'nin koruması altındadır uyarısı sonrasında aramadan vazgeçildiği bildirilmişti. İtalyan komutan helikopteri geri döndürmüştü. Avrupa Birliği'nin 1 Nisan'da başlattığı İrin operasyonunun Akdeniz'de Libya açıklarını görev alanı olarak belirlemesi, buna karşın ülkenin doğusundaki Halife Hafter'e bağlı milislerin kontrolündeki Libya-Mısır sınırını ve hava yolunu denetlememesi çelişki olarak ortaya çıkıyor. İrini operasyonunda bugüne kadar Türkiye'den hareket eden 3, biri Birleşik Arap Emirlikleri'nden, biri Mısır'dan olmak üzere toplam 5 gemi arandı. Trablus da bu operasyona tepkili. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin provokasyonlarına rağmen
Doğu Akdeniz meselesinde daima sabırlı, soğukkanlı davrandık. Ama ne yazık ki bizim bu soğukkanlı, sabırlı davranışımıza rağmen işte en son yine bir sivil gemimize Libya'ya insani ihtiyaçları karşılayacak mal götüren sivil gemimize saldırı oldu. Bunun uluslararası deniz hukukunda yeri yok. Ve bunun da yine kaptanı bir Yunan. Gemiye girdikten sonra da oradaki sivil mürettebatı da bunlar ne yaptılar? Maalesef taciz ettiler. Bütün bunlar video kayıtlarıyla tespit edilmiş vaziyette. Tabii ki bunlar gerekli olan yerlere de gönderildi, gönderilecek. Dağlık Karabağ'da 30 yıllık bir adaletsizliğin son bulmasına evet katkı sundu. MediaMarkt'ta Kasım fırsatları bak. Biz bir taraftan adalet derken bu kadar ölen, bu kadar maalesef dağa kaçırılan o yavruların anneleri, Diyarbakır'daki HDP binasının önünde artık yılları devirdik. Yaz kış demeden oturan annelerin hakkını kim iade edecek? Onlara bak senin hakkını biz aradık, bulduk ve şimdi de size iade ediyoruz. Kim diyecek? Devlet niye var? Biz niye varız? Arkadaşlar biz bunun için varız. Biz bunu halledeceğiz. Hatta daha da tabii ileri gidip bu teröristlerden birinin yazdığı kitabı herkesin okumasının tavsiye edilmesi hakikaten beni rencide etmiştir. Kitabını herkesin okusun dediği kişi elinde binlerce Kürt kardeşimin, askerimin, polisimin, öğretmeninin kanı olan bölücülük peşinde koşan bir terör örgütünün siyasetçi maskesi takmış savunucusu. Hep söyledim. Bir kez daha tekrarlıyorum. Bu ülkede Kürt sorunu yoktur. Bu ülkede uzunca bir süre en çok sıkıntıyı Kürtlerin çektiği ama milletimizin tamamına şamil bir özgürlük sorunu, hak sorunu, hukuk sorunu, adalet sorunu var. Bizim ömrümüz